Kedi evi. Şimdi seni yakalayacağım. Kaçtın. Yakalayamadın ki. Rüzgar çıktığı için yakalayamadım. Niloya, Mete. Arkadaşlar duydunuz mu? Fırtına geliyormuş. Ne zaman geliyormuş? Birazdan başlar. Havanın rüzgarlı olmasından belliydi. Tatlı kedicik, neyin var? Karnı aç galiba. Kedicik, karnın mı aç? Dur sana süt getireyim. Kedicik, yoksa fırtına geliyor diye mi endişelisin? Bence karnı aç. Tatlı kedinin sütü geldi. Al bakalım kedicik. Bence kedinin canı oyun oynamak istiyor. Kediler ip yumaklarıyla oynamayı çok severler. Hemen getiriyorum. Ah kedicik, niye böyle miyavlıyorsun? Bak Niloya şimdi sana bir iplik yumağı getirecek. Al bakalım kedicik. Duyduğuma göre yumakları çok seviyormuşsun. Bence bu kedi oyun oynamak istemiyor. Bir derdi var ama ne? Keşke ona yardım edebilsek. Fırtına geliyor. Evlerimize gitmeliyiz. Peki ya kedi? Bu tatlı kedicim bir evi yok ki. Fırtına da nereye gidecek? O zaman ona bir ev yapalım. Fırtına neredeyse gelmek üzere. Hızlı ve planlı davranırsak kedi evini fırtınadan önce bitirebiliriz. Hemen başlayalım. Çocuklar, hemen eve gelin. Fırtına başladı. Anneme haber vermeliyim. Elbette Meteciğim. Şimdi annelerinizi telefonda arar, burada olduğunuzu haber veririz. Hemen hallederim. Rüzgar ne kadar güçlü. Acaba kedicik ne yapıyor? İyi ki kedi evini yapmışız. Yoksa kedicik bu fırtınada ne yapardı? Merak etmeyin çocuklar. Fırtına çok uzun sürmeyecek. Fırtına bitti. Neyse ki kısa sürdü. Bence çok uzun sürdü. Acaba kedi ne yapıyor? Gidip bakalım. Kedicik, nasılsın? Aa, kedicik. Demek bize bunu anlatmaya çalışıyordun. Niloya, ne oldu? Çekil, ben de bakayım. Hemen babamı çağırmalıyız.
Aferin size çocuklar. Kediye büyük bir iyilik yapmışsınız. Yavrularını büyütebileceği güzel bir evi olmuş. Meğer bu yüzden mi yavluyormuş? Bu kediler çok minik. Onlara nasıl bakacağız? Merak etmeyin çocuklar. Anne kedi ve yavru kedilere bakmanız için size yardım edeceğim. Canım babam benim. Parkta bir gün. Sonunda parka geldik. Ben tahterevalliye bineceğim. Ben de. Ben salıncakta sallanacağım. Keçi, bu salıncakta ben sallanıyorum. Sen ötekine git. Ben de tahterevalliye bineceğim. Elif, hadi gel tahterevalliye binelim. Geliyorum Nilo'ya. Keçi, in tahterevalliden. Elif binecek. Keçi de çok güzel biliyor tahterevalliye. Elif, Nilo'ya, hadi gelin kaydıraktan kayalım. Şu demirleri tırmanıp geliyorum. Ben de. Nilo'ya, çok hızlısın. Tırmanmayı çok severim. Ben de kaydıraktan kaymayı çok seviyorum. Hadi gidip kayalım. Kaydırak çok küçük. Ama çok eğlenceli. Çok güzelmiş bu kaydırak. Nilo'ya gel hadi. Büyük kaydıraktan da kayalım. Geliyorum Mete. Çok güzel bir kaydırak. Sıra bende. Şimdi kayacağım. Nilo'ya sen kaymayacak mısın? Önce sen kay Elif. Ben sonra kayarım. Şimdi kayacağım. Sen de kaysana Nilo'ya. Çok eğlenceli. Şimdi kayacağım Mete. Bir şey deniyorum da. Vazgeçtim. Önce sen kay Mete. Peki Nilo'ya. Sen bilirsin. Merak ettim Nilo'ya. Neden kaymıyorsun? Şimdi kayacağım abi. Değişik şekillerde kaymayı deniyorum da. Çok ilginç bir şekilde kaymaya çalışıyorsun Nilo'ya. Yok yok ben vazgeçtim. Sen kay abi. Ben sonra kayarım. Peki Nilo'ya. Neden kaymıyormuş? Bence Nilo'ya'nın biraz cesarete ihtiyacı var. Nilo'ya! 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 Salıncakta sallandım, tahterevalliye de bindim. Tüm engelleri aştım, gördün mü bak, kaydırakta kaldım. Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya! Ama hiç korkmuyorum, çünkü biliyorum. Arkadaşlarım var benim hemen yanımda, onlar her zor anda. Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya! Zor değil. Hadi Nilo'ya, yapabilirsin. Çok seveceksin Nilo'ya. Hep isteyeceksin kaymayı. Şimdi kayacağım. Yapamıyorum. Keçi! Aa! Bu kaydırak harikaymış. Başardın. Çok güzelmiş değil mi? Evet, keçinin de yardımıyla. Bu park çok eğlenceli. Yetenekli robot. Heh, attım. Heh, attım. Tüh, kaçırdım. Ben çok yoruldum Nilo'ya. O zaman biraz dinlenelim.
Ağaçlar armut dolu Mete. İstediğini yiyebilirsin. Keşke bir robotum olsaydı. Neden? Ne yapacaksın robotu? Bir robotum olsaydı şu güzel armutlardan bir tane yerdim. Nasıl yani Mete? Robotum ben ne istersem onu yapacaktı. Önce ağaçtan armutu alacak, sonra yıkayıp bana verecek. Böyle bir robot bulursanız bana da getirin de tek kalem aç yapayım. Olur abicim. Mete, sen el işi kağıtlarından istediğin oyuncağı yapabiliyorsun değil mi? Evet. O halde neden robot yapmıyoruz? Bilmem. Yapabilir miyiz? Yaparız. Ben de yardım edeceğim Mete. Hemen başlayalım yapmaya. Bir robot istiyorum. Dediklerimi anlayan. Ağaçtan armut toplayan. Kaleye top kaçırmayan. Yeter ki hayal et. Gerçek olması için harekete geç. Bak gördün mü tam karşında. Konuşuyor ağaçların altında. Robot, yeter ki hayal et. Çok güzel oldu. Bakalım hayal ettiğimiz gibi olmuş mu? Hemen deneyelim Mete. Yetenekli robot, hadi bana şu ağaçtan bir armut al. Ben yetenekli robot. Şimdi armutu alacağım. İşte bu armutu istiyorum. Armut alındı. Görev başarıyla tamamlandı. Hadi şimdi ver de afiyetle yiyeyim. Olmaz, vermem. Neden? Yıkamadan yiyemezsin. Haklısın akıllı robot. Armutunuz hazır. İşte hayalimdeki robot. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Armut nefismiş. Ben yetenekli robotum. Tüm oyunları oynarım. Yetenekli robot, Murat'la top oynayabilir misin? Ben yetenekli robot. Seninle maç yapmaya geldim. Robota bak. Çok güzel olmuş. Niloya ile beraber yaptık. Bakalım robotunuz ne kadar yetenekli. Seninle maç yapabilir abi. Öyle mi? Kaleye geçsin de göreyim. Yetenekli robot, şimdi bir kaleci ol. Ben bir kaleciyim. Topunu atla görelim. Bu çok kolay bir gol olacak. Dışarı çıktı. Ama nasıl olur? Sana demiştim abi. Bu robot çok yetenekli. Bir daha deneyeceğim. Daha iyi bir atış yapacağım. Yetenekli robot. Topu dışarı çıkar. Kaleye girmesine izin verme. Anlaşıldı. Niloya, kaleden çekil. Topa vuruyorum. Tamam abi. Gol! Gol! Yakaladım. Gol değil. Nasıl olur? Görev başarıyla tamamlandı. Bu robot gerçekten çok yetenekliymiş. Çok da eğlenceli. Hadi robot, parka gidelim. Hadi.
Hadi gidelim. Oyun oynayıp eğlenelim. Seni gidi akıllı robot seni. Bir robot istiyorum.